Cumhurbaşkanı Erdoğan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda çok önemli açıklamalar yaptı. 12 Eylül darbesinin yıl dönümünde bizim çocuklar başardı diyen Amerika'yı sert sözlerle eleştirdi. 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında da aynı kirli zihniyet vardı dedi. 12 Eylül darbecilerinin kararlılığından dolayı Doğu Akdeniz'de ve Ege'de gerilim yaşandığını altını çizdi. Türkiye bundan tam 40 yıl önce bir 12 Eylül sabahı gözlerini silahların gölgesi altında açmıştı. 12 Eylül darbesi ise öncesi ve sonrasıyla öylesine kanlı, öylesine derin yaralara yol açmıştır ki nesiller boyunca unutulması mümkün değildir. Darbe haberi Washington'a ulaştığında birilerinin bizim çocuklar başardı demesi 12 Eylül'ün gerisindeki karanlık yüzü ifade ediyordu. Hiç şüphe yok ki 15 Temmuz gecesi birileri yine aynı mekanlarda bizim çocuklar yine başardı demek için bekliyordu. 15 Temmuz gecesi televizyonlardan yaptığımız konuşmada da söylediğimiz gibi biz bu dünyada milletin gücünün üzerinde bir güç görmedik, tanımadık, tanımıyoruz. 12 Eylül'ün Yunanistan'ın NATO'ya ve Avrupa Birliği'ne tam üyeliğinin yolunu karşılıksız açan kararlarının uluslararası etkilerini Doğu Akdeniz'de ve Ege'de bugün hala tüm ağırlığıyla yaşıyoruz. Bunlar 12 Eylül projesinin ülkemize maliyetlerinden sadece bazılarıdır. Daha da ötesine geçerek söylüyorum. Son dönemde Sıkça gündeme getirilen pek çok sancılı meselenin kökünde yine 12 Eylül'de tohumlara atılan sosyal çarpıklıklar ve sapkınlıklar vardır. Gençlerin batı bize Türkiye sessiz devrim gerçekleştirdi diyordu. Ya şimdi ne oldu size de bütün bu kullandıklarınızı değiştirdiniz? SMP açıklama yapıyor. Şu anda Türkiye ekonomide pik yapıyor. Dibe değil, tavana. Onlar da kalkmışlar bizim şimdi puanımızı tekrar düşürme yoluna gidiyor. Ne yaparsanız yapın. Sizin bu puanlamalarınız kıymeti harbiyesi yok. Gerçek neyse o. Bizim gerçeklerimiz çok daha farklı.